Herkese merhaba arkadaşlar, Shadow Fight 2'de final bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight 2'nin en sonki bölümde sevgili arkadaşlar, oyunun en başından beri yanımızda olan, bizi destekleyen, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, bize rehberlik eden Mei ile mücadele edip kendisini başarılı bir şekilde kurtarmıştık. Bu bölümde de, oyunu bilmeyenler illaki olabilir doğal, kainatı ele geçirmeye çalışan, birçok dünyayı hükmetmiş olan, oyunun en ama en epik düşmanlarından olan Titan ile mücadele ediyor olacağız. Shadow Fight 2 serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada sevgili arkadaşlar, yorumlar kısımlarına çok yazıyorsunuz biliyorum. Bu videodan sonra Shadow Fight 2 hile videolarını yavaş yavaş çekmeye başlayacağım. 4-5 gün içerisinde o videolardan yayınlamaya başlarım. Haberiniz olsun. Bu arada 603. videoya özel bir video yapacağımı söylemiştim. Bu videoyu çektikten sonra yapacağım. Bir aksilik olmazsa önce o video sonra bu video kanalda olacak. Haberiniz olsun. Evet. Daha fazla uzatmadan Titan'la mücadeleye geçeceğiz. Her zaman bu silahla Titan'la kapışmak istediğimden dolayı bu silahla kapışmayı deneyeceğim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Zaten diyalogları, konuşmaları vesaire geçen bölümün sonunda sizlerle beraber görmüştük. Ondan dolayı bir diyaloğa girmeden direkt bam diye savaşa giriyoruz. Hadi bakalım. Titan. Koskoca Titan. Allah. Kafama berbat bir darbeyi yerip başladık. Hadi bakalım. Silahım biraz ağır. Ondan dolayı bir tık sıkıntı çekebiliriz. Ama biz de elimizden geleni ardına koymayacağız. Hadi bakalım. Bu arada gerçekten zorlu bir mücadele olacak. Bayağı zorlu bir mücadele olacak. Silahımız gerçekten o kadar ağır ki combo yapma şansı pek yok. Ama dediğim gibi ben silahı çok sevdiğimden dolayı olabildiğince aktif kullanmaya çalışacağım. Zaten büyüğümüz de güçlü olduğundan dolayı öfke büyüsü de geldiği anda Titan'a patates ederiz diye düşünüyorum. Evet, ilk round'u aldık rahat bir şekilde. Bakalım ikinci ve üçüncü round'da neler yapacağız. Çünkü Titan kendi özel bir özelliklerinden biri olan zaman geçtikçe tek vuruşluk bir kalkan kazanıyor arkadaşlar. Darbe yemiyor. Bu yüzden de combo yapma şansınız pek olmuyor. Şu anda gayet iyi durumdayız. Her ne kadar darbe yiyor olsak da kötü durumda değiliz o kadar. Yani bizi zaten o kadar fazla vuramıyor. Şöyle ben bir büyüğü bir yapıştırayım. Çok güzel. Gayet güzel. Bir de daha rahat combo yapabilsem çok tatlı olacak da. Güzel. Yemedik o kolu. O kol bayağı fazla vuruyor da o yüzden yememek önemliydi. Şöyle bir... Ah yemedim. Ah. Keşif setini patlattı patlatmasını ama Titan kalkanı varken patlattığından dolayı bir işe yaramadı. İşte o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Kalkanı yokken saldırmanız gerekiyor. Evet. İkinci roundu da güzel bir şekilde aldık. Hadi bakalım final roundu. Gel bakalım buraya Titan. Asıl şimdi zorluk başlıyor. Çünkü o kalkanı süresi sürekli olarak dolduğundan dolayı... Ah onu yemeseydim miydi? Gel bakayım buraya. Ah çok, çok fazla vuracak o ya. O kadar fazla vurmalı lan. Bir de combo falan yapmaya çalışıyor ya manyak. Komboları tehlikeli aslında. Şöyle ah be. Büyüyü de şey yapıyormuş, koruyormuş. Okey, öğrenmiş oldum. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle bir combo deneyelim. Tamam. Canını doldurmadığı sürece of. Canını doldurmadığı sürece sıkıntı yok diyecektim. Bir şey de yapamadık. Doldurdum canını tamamen. Şöyle. Ya şu kalkan var ya sinirimi bozdu bu arada ya. Hakikaten bayağı bir sinir. Çok sinir bozucu, bir de sürekli can dolduruyor ya. Titan'ın olayı zaten sürekli can doldurması ve sürekli kalkan kazanıyor olması. Bizde de kalkan var, öyle bir kalkan değil bizimki. Tamam, güzel hasar. Tamam. Keşif setini patlattık. Yumrukla bile bu kadar fazla vurabilirsem, silahla vursam neler olur da işte. Hadi abi.
sanırım alıyoruz. Hadi. Hadi Titan. Zorlama abicim bizi. Zorlama abi. Oyalama bizi. Yenileceksin işte. Bu arada 15 saniye var. Süreye hiç dikkat etmedim. Zınk. İşte bu be. İşte bu be. Ama bu beni çok tatmin etmedi. Ne yalan söyleyeyim. Tamam, kırbaçlamak keyifli ama Titan'ı dövmek istiyorsanız arkadaşlar, size benden bir tavsiye. Bilmeyenlere ilaki vardır. Titan'ı dövecekseniz yakın dövüş silahıyla döveceksiniz. Yani şu silahla dövmeniz gerekiyor. Kristetir'i kendi silahıyla döveceğim bu sefer. Keşişi katarıyla döveceğim. Video kaç dakika oldu? 6 dakika oldu. Yani bir final videosu için biraz fazla kısa olurdu. O yüzden bu sefer bu şekilde dövüşeceğiz. Aradaki farkı sizlere göstermek istiyorum. Bölgesel kılıç ağırlıklı olarak uzak mesafede daha etkili olduğundan dolayı burada çok etki gösteremedik. Ve Titan sürekli kalka kazandığından dolayı ızdırap oluyor. Ama yine de kazandık mı? Kazandık tabii ki. Ama bir de yakın dövüş silahıyla beraber deneyelim. Bakalım nasıl fark yaratıyor. Bakın gördünüz mü? Combo yapabiliyorum mesela. Zorlanmadan combo yapabiliyorum. Ha, yine dayak yiyor muyuz? Dayak yiyoruz canım. O ayrı. Bu arada bu nasıl combo ya? Şu anda Titan'ın bug'ını buldum diyebilirim. Hiç fena değil, hiç fena değil. Evet, Titan'ın bug'ını buldum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kafa atana kadar dövebiliyorsunuz böyle. Tamam, ilk round'u rahat bir şekilde aldım. Bu sefer daha rahat da mesela. Hiç combo mob mu yapmaya da çok uğraşmadım açıkçası. Combo mob mu deniyorum ama hani denemeden de iyi bir performans sergileyebiliyorsunuz. Dediğim gibi yakın dövüş olduğu için, yakın dövüş silahları da hızlı olduğundan dolayı rahat bir şekilde dövebiliyorsunuz zaten. Bakın gördünüz mü? Canın yarısını indirdim bile. Tamam. İkinci roundu da aldık diyebiliriz. Bir darbe daha. Aynen. Perfect attım mesela. O kadar rahat aldım ki yani. İlk roundda yapamadığımı ikinci round yaptım. Evet. Final roundu inşallah. Round 3. Hadi bakalım. Gel Titan gel. Bir kere dövdüm. Bir daha döveceğim. Ah kafam. Gel buraya gel. Oh! Bu sefer çok fena vurdu. Tamam, komboyu yedi. Üf. Üf, testerelendin. Kolaydı. Yattan aşağı. Yat. İntikam. Başarısında almış olduk. Kaynaklar o kadar önemsiz şu anda. Bir de 3 cevher veriyor ya oyun. Evet, şu anda oyunun final cutscene'ini izliyoruz. Hadi bakalım. Titan o olay sırasında patlamasından dolayı hani gölgenin kendisi olmasından dolayı gölgenin yaratan kişi kendisi olmasından dolayı etraf yıkılıyor falan. Konuştuk Titan'ın dünyası orası. Titan'ın dünyası yıkıldı ve gözyaşlarına boğuluyor. Ama oyunun en başından beri saf gölge enerjisi taşıyan gölge artık gölge değil, kendi kişiliğinde. İki yoldaş birbirine kavuşuyor. Yan yana yürüyorlar ve gün batımı ya da gün doğuşu hiç fark etmez. Ama hala Titan'dan bir gölge gücü kalmış durumda. Bu hikayenin devamı da Shadowfight 3'te olacak. Bu küre Titan'ın cücelerinden muhtemelen bizim dünyamızdan çaldığı bir tür esans içeriyor. Başıboş bırakılmamalı. Ebedi küre de galiba Shadowfight 3'teki küre bu. Galiba, çok emin olmamakla birlikte. Peki nerede kalmıştık? Çok uzun bir maceranın sonunda ve sakin ve mutlu bir hayatın başlangıcında mı? Rüzgardaki sıcak külleri görüyor musun? Bu dünyanın yeniden yardımına ihtiyacı var demek gölge. Ama bu sefer binlerce savaşta seni takip edecek. Oyunun online modu arkadaşlar. Aslında oyunun devamı online modu gibi bir şey. Açıkçası çok da emin olmamakla birlikte. Evet sevgili arkadaşlar, Shadowfight 2 serisi şu anda itibaren sizlerle birlikte bitirmiş olduk. Gerçekten harika bir seriydi. Çok keyifli bir seriydi. Oynarken, sizlere sunarken o kadar fazla keyif aldım ki anlatamam. Merak etmeyin, Shadowfight 2 videoları gelmeye devam edecek bir süre daha. Daha önceden söz verdiğim Tenebris videosu var. İblisleri, yani şu bosslar var ya, işte bossları
kendi silahlarıyla alt edeceğim ayrıyetten bir seri de olacak. Bir saniye. Videonun başında da söylediğin gibi Shadow Fight 2 hile videoları da gelecek. Yapabildiğim sürece aktif olarak da onları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyenler için Shadow Fight 3 oynayacak mısın diyen arkadaşlar şimdiden cevap vereyim. Evet, Shadow Fight 3'ü oynayacağım. Serisini de yapacağım. Ama Shadow Fight 3 bekleyen sevgili arkadaşlar bir tık üzülecek bir haberim var. Önce Shadow Fight 2 Special Edition oynayacağım. Evet. Neden? Çünkü bu hikayenin de bir öncesi var ve ben bu hikayeyi detaylı bir şekilde sizlerle beraber oynayıp görmezsem açıkçası benim için pek bir anlamı olmayacak. Bir hikaye var ve bu hikayenin öncesi varsa önce öncesine gireceğiz. Ondan sonra da geleceği, yani oyunun devamı olan Shadow Fight 3'ü serisinde sizlerle beraber yapıyor olacağım. Arada bir Shadow Fight 2 Special Edition, arada bir Shadow Fight 2, yani dengeli bir şekilde bir ondan bir buldan şeklinde videolarda yapıyor olacağım. Haberiniz olsun. Evet, yavaştan daha fazla uzatmadan videoyu artık burada kapatmak istiyorum. Malum hikayeyi bitirdik ettik. Artık videoyu yavaştan sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu seriyi baştan sona izleyen, sadece bu bölümü izleyen fark etmez, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atıp desteklemeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesine başka oyun serilerimize ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki seriye, bir sonraki videoya kadar fark etmez, kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.